Bana çok yakışır. Muhtemelen bunu denerim. Banu'nun prenses tacıyla gelmesine ne diyorsun peki? Sordum kaç yaşındasın? Hiç söyleyemedi çünkü hesaplayamadı. Banucuğum, şimdi buradan sana eşyalarım içinde hesap makinesi çıktı canım. Bunu alırsın, bundan sonra yaşını hesaplarsın. Ona göre herkese cevap verirsin, tamam mı? O yüzden sana hesap makinesi aldım. Görünce sana vereceğim. Banu, fena oynuyorsun. Bence Hülya da biraz oynuyor. Hülya hakkındaki düşüncelerini de öğrenebilir miyiz? Hülya valla bugün hiç beni ağzından düşürmedi. Galiba korktu benden. Öyle düşünüyorum Allah yani. Allah. Evet. Öyle mi? Canım burada mıydın ya? Buradaydım. Şuradayım. Şuradayım. Kaçtın hakkımda mı konuşuyorsun Tina? Tina bütün gün benim peşimdeydi. Hülya, Hülya, Hülya. Her yerde Hülya da Hülya. Hatta elbisemi aldığım mağazaya gelmiş. Elbisemi göstermişler. En son onu orada gördüm. Orada da hala Hülya, Hülya diye dolaşıyordu. Niye nasıl bir hayranlık bugün... dış ses? Hayır. Bu bugün... nasıl bir hayranlık? Hanımefendi, bugün sürekli bana yürüyor. Galiba korktu bugün de. Bir soralım, korktu mu canım benim? Sence Tina'cığım senden korkmuş, korkma gibi bir durum evet, olabilir mi benim? Evet, niye olmasın? Olur mu diyorsun? Tabii ki. Belki burada zamanla kendini değiştirir ve geliştirirsen senle modayla ilgili konuşabiliriz. Siz sohbet ede durun, biz de Nihan'ın yeni kombinini inceleyelim. Yüzler tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi yine bence bu renkler inanılmaz güzel oluyor bana. Sence dış ses öyle uzaktan bakmakla olmuyor. Gözlerimiz kamaştı. Bu renk gala için uygun mu sence? Baksana rengi bence tenime ve yüzüme inanılmaz güzel oldu. Ben her halimle tabii ki çok. Sendeki bu özgüven bir de Banu'da var. Hatta çoktan kombinini yapmış bile. Görmek ister misin? Allah aşkına bunu yapsan olur, yapmasan olur. Bu arada sadece yarım saatin kaldı, haberin olsun. Ben çıkıyorum. Koş hadi, koş. Nasıl oldun Özge? Paça boyuna bir şey derler mi bilmiyorum. Zaten uzun boyluyuz. Bunu hep yaşayacağız bu sorunu ama ben beğendim bu paça boyunu. Kombinine karar verebildin mi peki? Verdim. Ellerin boş çıkmışsın Özge. Ama ne yapayım, burayı çok beğendim. Elbiseler harika. Buradan arayıp çıkacağız işte. Merak etme. 19 dakikada bitiriyorum. Gitmeden önce elbisenin detaylarından bahseder misin? Şimdi bu bir elbise. Burada sadece bir sıkıntısı var. Biraz açılıyor orada, sonra kendim hallederim bunu diye düşünüyorum. Bana çok yakışacağını düşünüyorum. Sence dış ses nasıl oldu? Hoş görünüyorsun ama senin kararın tabii. Ne kadarmış peki? Hanımefendi elbise kaç para? 1100 mu? Ama ne olursun, benim sadece 1000 lira bütçem var. Onunla ayakkabı alacağım, elbise alacağım, takı alacağım, çanta alacağım. Lütfen bana çok özel bir indirim yapın, ne olursun. Ama... çok teşekkür ederim o zaman. Çok teşekkür ederim hanımefendi. O zaman ben hemen bunu değişip geliyorum. Tina elbisesine karar verirken Nihan arayışına devam ediyor. Yarım saat süren kaldı Nihan. Ben korkmuyorum çünkü sen de korkma. Çünkü halledeceğim. Arkadaşların kombinlerini yaptı bile. Tamam biliyorum. Evet. Ama halledeceğim, merak etme. Bunun bedenini alabilir miyim? İçine sinen bir model bulabildin mi peki? Şimdi çok güzel bir elbise buldum ben. Harika, bana da çok yakışacak. Buna kesinlikle eminim. Fiyatı 1539 TL. Ben bilmiyorum, çok büyük kavga olacak kesin yani. Pazarlıkta kendine güveniyor musun? Ben hallederim, merak etmeyin. Bu arada...